Selamun aleyküm. Elmaslı günlere hoş geldiniz. Seccade videomuzun ikincisine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu cihazlardan bakarken bazı ayrıntılar fazla gözüme takılmıyordu. Telefondan aynı modele bakınca fark ettim ki şuralarda açık yeşilden işlememize devam etmemiz gerekiyormuş. Hemen şimdi onları tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bir tane var. Buraya ve buraya iki tane dolduruyoruz. Şurayı dolduracağım. O yüzden alttaki deliğin sağ taraftan çıktım. Yanlış görmediysem buradan aşağıya doğru, yani bana doğru 4 tane doldurmam gerekiyor. 4 kare yapmam gerekiyor. Bu arada eğer hala Elmaslı Günler'e abone değilsiniz, lütfen abone olun. Koyu yeşilden sonra 4'müş. Biraz önce yanlış söylemişim. Şimdi koyu yeşil bitti ya. 1 yaptık. Koyu yeşilin hizasından hesap edersek 2'yi yaptık. Ve 4'üncüyü yaptık. Aslında yaprağımız şimdi bitmiş oldu. Şurada bir tane daha koyu renk olması gerekiyormuş. Hemen onu da yapıyorum. Tabii bunu çekmeyeceğim artık arkadaşlar. Yapınca görürsünüz birazdan. Hepsini çekersem videolar çok aşırı uzun oluyor. O yüzden elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. Bakın şimdi bu koyu renkten başladım. 6 tane kare buraya doldurdum. Sonra bakın buralardan birer tane taşacak şekilde toplamda 1, 2, 3, 4 sıra gittim. 5. ve 6. sıraları sol tarafa kaymadan yaptım. Fazla dedim kafa karıştırmadan hemen şurayı size bir göstereyim. Şimdi buradan itibaren bakın şu anda şuradayız. Göstereceğim. İşte şuradayız şimdi. Tam bu koyu rengin oturacağı yer, bizim en son yaptığımız yer. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkacağım. Arkadaşlar ben buradan geldim. Buraya da 1, 2, 3 tane doldurmuşum. Şuradaki çıkıntı buraya gidecek olan yaprağımızın çıkıntısı. Şimdi buradan modelimi takip ederek buraya kadar geldim. İpimi koparttım. Şimdi şuradaki küçük yaprağı yapmaya karar verdim. Şimdi onu yapacağım. Evet, bakın şimdi arkadaşlar. Buradan ben unuttum şimdi sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane sağa doğru gittim. Sonra üst sırayı aynı hizaya kadar gittim. Artık buraya gelmişken şunları da yaptım. Sonra dönüp bunları doldurdum. Ve geldim burayı da yaptım. Buranın üzerinin koyu yeşilleri kaldı. Bakın şurada görünüyor. Koyu yeşilleri ve şu dipteki açık yeşiller kaldı. Şimdi onları da yapıyorum. Arkadaşlar bakın şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane koyu yeşilimizden yaptık. Ve bu arada boşluk vardı, oraya da yaptık. Onu bıraktım ve sonra açık yeşilden, en açık olandan, yağ yeşilinden koyu rengin hizasına kadar doldurdum. Ve ondan bir fazlasını ve koyu yeşilin yanına da 2 tane yaptım. Ve bu yaprağımızı da böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi sırada diğer yapraklarımızı yapmakta. Arkadaşlar şimdi bakın. Şuradaki yaprağımızın damarını yaptım koyu yeşille. Size şöyle anlatayım. Şuradan baktım. İkili var burada. Onun altında da üçlü var. Bu üçlünün ortasındakinden 1, 2, 3, 4 tane sola doğru kaydım. Ve yanlış hatırlamıyorsam 8'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane sola doğru kaydım. Sonra 3 tane 2 2 kaydım. Sonra da 7 tane çapraz olacak şekilde gittim. Yaprağımızın damarını yaptım. Bu yeşilleri dolduracağım ve sonra da açık yeşil yapacağım. O zaman da size göstereceğim. Evet, şimdi bakın. Şurada görmüş olduğunuz yaprağı burada ben tamamladım. Şurayı tamamladım. Artık bundan sonra şuralarda
açık renk yeşille doldurmam gereken yerler var. Onları doldurunca tekrar size göstereceğim. Ve arkadaşlar artık bundan sonraki adımları daha geniş geniş göstereceğim. Mesela yaprağı komple bitirip, şuradaki yaprağı atıyorum işte. Komple bitirip sonra size göstereceğim. İnşallah hepiniz kolay bir şekilde yaparsınız. Yine takıldığınız yerler olursa yorumlardan bana sorabilirsiniz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bu yaprağın açık renklerini bitirdim. Sonra bu yaprağı yaptım. Bu tür modellerde adım adım sayıları, sıraları takip etmeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi şurada bir yaprak var. Şurada onu yapacağım. Sonra da buradaki dallara geçeceğiz. Laleler ve tekrar buradaki yapraklar, bu şekilde modelimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar modelimin koyu yeşil dallarını hepsini buraya tek tek yaptım. Adım adım modelimizdeki dalların sayılarını takip ederek bu şekilde hepsini bitirdik. Şimdi koyu yeşilden sonra ara ton yeşili ve açık ton yeşili yaptıktan sonra da laleleri yapacağım. Artık çiçeğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bakın burada 3 renk mor var. Orta tonda olan mor ipimi iğneme taktım. Hemen diğerlerini kenara alayım. Bakın şimdi çiçeğimizin bu yaprağını yapacağız önce. Çanağın, çiçek çanağının ucunda bakın bir çıkıntı var. Bu çıkıntının alttaki deliğinden iplemi çıkarttım. Hemen sayalım kaç tane. 1, 2, 3, 4 tane sağa doğru gidiyorum. Şimdi tekrar bakıyorum. Ucunda yine sağa doğru 3 tane gitmem gerekiyor. Hemen yapacağım karenin altındaki delikten çıktım ve sağa doğru 3 kare gidiyorum. Yine sağa doğru bir adım kayıp yine 3 kare yapıyorum. Tekrar gösteriyorum size modeli. Üçüncü sırayı yaptık. Şimdi tekrar aşağıya kayıyorum. Hemen olduğum yerden ve sağa doğru bir kare kayacak şekilde 4 tane kare yapıyorum bu sefer. Bu arada lütfen Elmaslı Günler'e abone olmayı unutmayın. Eğer videom işinize yaradıysa, anlatımımı beğendiyseniz kanalıma abone olun. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve benim kanalımda sadece işte etamin yok, dantel olabilir, örgü olabilir, çorap, patik olabilir. Ben yapabildiğim, kendime güvendiğim her konuda video çekiyorum çünkü. Sonuçta Elmas o gün ne yapıyorsa, çocuklarının çeyizine ne hazırlıyorsa, o gün belki de pişirdiği bir yemek sizin karşınıza gelebilir. Şimdi tekrar hemen modelimize dönelim. Bakın burayı yaptık. Biraz şöyle indireyim. Burayı yaptık. Şimdi sağa doğru bir adım kayıp 3 tane yapmış. Sağa doğru bir adım kaydım. Ve 3 taneyi yapıyorum şimdi. Bu 3'ü yaptık. Yine hemen bir alta geçiyorum. Ve bir fazlasını yapıyorum. 3 taneydi ya, şimdi 4 olacak. Hemen bir altı iğne geçiyorum. Modelimize de beraber bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6. sıraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın yine aynı hizadan 2 sıra daha yapmam gerekiyor. Bir tanesinde bir tane artacak sağa doğru, diğerinde 2 tane. Tekrar modelime bakmayacağım. Burası aynen gidecek. Bu tarafta önce bir tane, sonra 2 tane birden artacak.
Hemen tekrar modelimize dönelim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar yaptık. Bir tane sağa doğru kayıp sağdan 1, 2, 3, 4 tane fazla yapıyoruz. Bir tane içeri doğru kaydım. Bakın. Kaydım. Ve buradan da 4 tane fazla yapacağım. Şimdi size göstereyim. Bakın dördüncünün ucunda arkadaşlar yukarıda bir çıkıntı var. Hemen buraya kadar gelmişken o çıkıntıyı da şu şekilde yapalım. Ve sadece bir çıkıntı yapmak için oraya tekrar gitmeyelim. Aynı hizadan aşağıya iniyorum. Ve buraya kadar yine dolduracağım. Modelimize bakalım. Sağdan, pardon, soldan bir tane eksik, sağdan ise iki tane eksik yapacağız bu sırada. Şimdi geliyorum, soldan bir eksik ve sağ taraftan da iki eksik yapacağım. Bakın şimdi modelimizde soldan 3 eksik, sağdan 1 eksik ve böylece yaptığımız bitecek. 3 eksik buradan, yani soldan şöyle, 1 eksik de buradan. Şimdi burayı hemen tamamlayalım. Ben size planımı söyleyeyim. Sonra çiçeğimizi bitirene kadar plana sadık kalarak videoyu hızlı bir şekilde size aktararak göstereceğim. Şimdi arkadaşlar planımı anlatıyorum. Bu yaprağımızı yaptık. Sonra bu yaprağımızı yapacağım. Şuradan başlayacağım. Koyu renkleri yapacağım ve damarı yaptıktan sonra bu ortasını sadece bize saymadan kolay bir şekilde doldurmak kalacak. Bundan sonra videonun bu kalan kısımlarını size hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben çiçeklerimi bitirdim. Bu köşenin çiçekleri kaldı. Aslında şuradan birkaç kare daha aşağıdan başlamam gerekiyormuş. Önce bir sökmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Şu çiçeğimi yaralamıştım hemen hemen anladığımda. Ama önemli değil. Şurada ortada bir boşluk gibi bir şey olacak. Bakalım buraya belki bir sürpriz olabilir. Buraya bir sürpriz gelebilir. Siz eğer aynı bu modeli yapıyorsanız birinci videoda başladığımızdan birkaç kare daha aşağıdan başlayın. Ama ben bunu bozmayacağım arkadaşlar. Sökmeyeceğim yani. Normalde sökerdim. Ama ortaya bir sürpriz düşünüyorum. O yüzden orayı sökmeyeceğim. Şimdi size diğer taraftan bahsetmek istiyorum. Burası seccademizin başıydı ya. Burası da ayak kısmı. Bakın ben kumaşı katladım. Burası da tam ortası. Şimdi şu çiçeğimizin burasını kullanacağız. Şöyle göstereyim. Yükseklik 53. İni de 29 kareden meydana geliyor. Bunları ortaladım, hesapladım. Bir tane buraya yerleştireceğim. Sonra da sağ tarafa, sol tarafa yine hesaplayarak koydum. Buranın tam ortası arkadaşlar. Yüksekliğini çiçeğimin yaptıktan sonra, yani önce bu ortadaki çiçeğimi yapacağım. Sonra buradaki çiçeğimi yapacağım. Ve çiçekleri belirli aralıklarla koyacağım. Bunu seccade bittiği zaman size gösterebilirim. Ama bu videoyu burada sonlandıracağım. Bitirdikten sonra tekrar bu ortadaki sürprizi, kenardaki ayrıntıları size anlatmaya çalışacağım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Elmaslı Günler'e abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni butonuna basmayı, yorumları da yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın.